%500 ile %750 arası zam. İyilerini söyle. Ekmeğe, süte, ete zam. İyilerini madem biliyordun da, biliyorsan şayet, niçin almadın bu zamana kadar, geçen 22 ay zarfında? Sigaraya, beze, şekere zam. Yani eğer sen Türkiye'nin kalkınması için lüzumlu, Türkiye'nin içine düştüğü bu durumdan çıkarılması için lüzumlu, Türkiye'yi bu duruma düşünmemek için lüzumlu tedbirleri bilseydin, alırdın. PTT'ye, demir yoluna, uçağa, otobüse ve daha nicelerine zam. Kırıp dökmezdin. Onun içindir ki bu tedbirleri Türkiye almak mecburiyetinde kalmıştır. Bunlar daha başlangıç. Sevgili Konyalılar, yakın illerden gelen arkadaşlarım, sevgili yurttaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle, şükranla selamlıyorum. Konya'da bana, fakat aslında bana değil, Yeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bizim partimize gösterdiğiniz bu sevgi ve güven bana güç katma, sizlere teşekkür ederim. Tarihte ne zaman övünüyoruz? Fatih Sultan Mehmet'le övünüyoruz. Kanuni Sultan Süleyman'la, Yavuz Sultan Selim'le övünüyoruz. Ondan sonrasını es geçiyoruz. Aşağı doğru gitmişiz çünkü. Aşağı doğru gitmişiz. Biz millet olarak bir takım başarıların özlemi içindeyiz. Bir şeyler yapmak istiyoruz, bir türlü başaramamışız. 57 seçimlerinde kavga neydi biliyor musunuz? Nal çivisinin olmayışı. Nal çivisini ithal ediyorduk doğru için. Türkiye'de yapılmıyordu nal çivisi. Sorayım, lastik yapılıyor muydu? Hayır, lastik de yoktu. Tabii ki ıstırap içindeydik. Nerede bir şey olsa Alman gelir yapar. Nerede bir şey olsa Amerikalı gelir yapar derlerdi. Bir veya muayyen bir zümre türlü yollardan ele alınıp elde bulundurulacak ve bu hareket